Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tanzimat döneminde roman türünde eser verenlere değineceğiz. Anahtar kelimemiz Sezen Aksu'nun ünlü şarkısı Sarışınım olacak. Önce bu şarkıyı bir hatırlayalım. Gel gel sarışınım gel, gel sana alışım gel. Gel gel gülüşüm gel, gel çok karışım gel. Evet, isteyenler şarkıyı daha sonra dinleyebilir. Konumuza dönelim. Sarışınım sözcüğü bizim anahtar kelimemiz olacak. Tanzimat döneminde eser veren sanatçılar hatırlamak için. Diyecektim ki son anda bir tane sanatçıyı unuttuğumu fark ettim ve kurguyu da bozamadım. Sarışınım kelimesine bir ek ekleyeyim bari dedim. Tam da yan ekledim. Sarışınımın oldu. Sarışınımın kelimesi bizim anahtar kelimemiz olacak arkadaşlar. Sarışınımın saçları, sarışınımın gözleri gibi bir tamlama kurun. Hatta daha da ileri gidin. Sarışınımın okuduğu romanlar deyin ki konumuzla da ilgili olsun. Sarışınımın anahtar kelimemiz. Sarışınımın kelimesini alt alta yazıyoruz. Ve bütün I harflerini atıyoruz. Geriye kalan sözcükler bizim Tanzimat döneminde roman türünde eser veren sanatçılarımızı olacak arkadaşlar. Kim bu sanatçılar? Sami Paşazade Sezai, Ahmet Mithat Efendi, Recaizade Mahmut Ekrem, Şemsettin Sami, Namık Kemal, Mizancı Mehmet Murat, Nabizade Nazım. Gördüğünüz gibi I harfleri boşta duruyor. Diğer harflerin hepsi Tanzimat döneminde roman türünde eser veren sanatçılar olacak. Sami Paşazade Sezai'den başlayalım. Sergüzeşt romanı var bunun bir tane sadece. Kodlamamız ikisi de S harfiyle başlıyor. Sami Paşazade Sezai de S ile başlıyor. Sergüzeşt de S ile başlıyor. Ayrıca paşa ordunun başıdır değil mi? Paşa ordunun başıdır. Ser kelimesi de baş demektir zaten. Bu da bir kodlama olabilir. Konak niye yazdım buraya? Farkındaysanız biraz soluk yazdım. Bilmenize gerek yok. Bilirseniz bonus olur. Sami Paşazade'nin ömrünün son döneminde yazdığı fakat tamamlayamadığı, başladığı fakat tamamlayamadığı romanı Konak. Tamamlanamamış bir roman. Bunu bilseniz de olur, bilmeseniz de olur fakat Sergüzeşt'i mutlaka bilmek zorundayız. Sami Paşazade tamam. Ahmet Mithat Efendi'nin 40 civarında roman olduğu için onu en sonunda hikayeyi eleştirerek anlatacağım. Diğer sanatçılarımıza devam edeceğiz. Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem'in tek romanı Araba Sevdası. Nasıl kodlayalım bunu? Zaten çoğumuz biliyoruzdur da yine de bilmeyenler için kodlama yapalım. Recaizade'nin ilk harfi R. Araba Sevdası'nın ilk ünsüz harfi R. Bu şekilde kodladık. Recaizade de tamam. Şemsettin Sami. Bunun da bir tek eseri var roman türünde. Nedir o? Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri. Aynı zamanda edebiyatımızdaki ilk telif romandır. Başka bir de işte ilk yerli romandır. Nasıl kodluyoruz bunu? Bakın arkadaşlar şimdi mükemmel bir kodlama buldum ben. Ş harfiyle başladı. Ortada iki tane T yan yana değil mi? Bak Ş ile başladı. Ortada iki tane T yan yana. Eserin adında ise bunun tam tersi bir durum var. T ile başladı. Ortada iki tane şeye yan yana. Şöyle çaprazladığımızda 3T, 3Ş olmuş oldu. Bence mükemmel bir kodlama. Şemsettin Sami'yi de hallettik. Gelelim Namık Kemal'e. Edebiyatımızın en önemli sanatçılarından biri. İki romanı var. İkisi de önemli. Zaten biliyorsunuzdur. İntibah ilk edebi roman. Cezmi ilk tarihi roman. İkisi de Namık Kemal'in. Kodlamaya gerek görmedim. Zaten herkes biliyordur diye. Namık Kemal de tamam. Mizancı Mehmet Murat'ın da bir tane eseri var sadece. Nedir? Turfanda mı yoksa Turfa mı? Gelelim Nabizade Nazım'a. Onun da iki tane romanı var. Karabibik ilk köy romanı. Zehra ilk psikolojik roman denemesi. İlk psikolojik roman değil bakın. İlk psikolojik roman denemesi. İlk psikolojik roman neydi? Daha sonra verilecek değil mi o? Servet Fünun döneminde. Mehmet Rauf yazacak onu Eylül. O ilk psikolojik roman. Bu ise ilk psikolojik roman denemesi.
Evet arkadaşlar. Sami Paşazade Sezai tamam. Recaizade Mahmut Ekrem tamam. Şemsettin Sami tamam. Namık Kemal tamam. Mizancı Mehmet Murat tamam. Nabizade Nazım tamam. Geldik Ahmet Mithat Efendi'ye. Ahmet Mithat Efendi. Adı üstünde yazı makinesi olduğu için 40'a yakın romanı var arkadaşlar. Ahmet kelimesini kodlama için çağrıştırıcı kullansak olmaz. Efendi kelimesini kullansak da olmaz. Bunlar sık sık duyabileceğimiz kelimeler. Ben Mithat kelimesini tercih ettim arkadaşlar. Hatta buradaki mit ifadesi var ya. Bizim bir tane mitajanımız olsun. Kim olsun o? Kurtlar Vadisi'ndeki mito. Zaten bunlar da mitattı. Bu bizim anahtar kelimemiz olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim mito Paris'e göreve geliyor. Paris'te bir düğün var. O düğünde bazı gözlemler yapması lazım. Orada neler olup bitiyor anlaması lazım. Çünkü bu düğünde önemli birisi evleniyor. Voltaire diye Fransız tarihinde önemli bir yazar ve düşünür var biliyorsunuz. Önemli birisi. Bunun düğünü var. Voltaire evleniyor. Voltaire evlenirken kaç yaşında? Voltaire 20 yaşında. Voltaire kiminle evleniyor? Voltaire Paris'te bir Türk'le evleniyor. Bir Türk kızıyla. Voltaire 20 yaşında. Türk kızı kaç yaşında? Henüz 17 yaşında. Şimdi gördüğünüz gibi burada ikisinin de birer tane şahidi var. Nikah şahidi. Voltaire'in şahidi Fransız. Bizim Türk kızının şahidi Türk doğal olarak. Kim onlar? Voltaire'in şahidi Alexander Stradella. Bizim kızın şahidi Süleyman Musuli. Şimdi bu Paris'te inanılmaz mükemmel, inanılmaz görkemli, şaşalı bir düğün oluyor. Öyle bir düğün ki adeta bir karnaval bu. Düğün değil, adeta bir karnaval. Hatta karnavaldan da öte bir masal bir düğün. Masal. Ne masalı? Karı koca masalı. Şimdi arkadaşlar ilginçtir. Damat Fransız, gelin Türk. Ne olmasını beklersin? Düğüne katılanların Fransızlar ve Türkler olmasını beklersiniz değil mi? Hayır. Bu düğüne Arnavutlar ve Solyotlar katılmış arkadaşlar. Fakat orada bir tane Türk var. Kimdir o Türk? Tabii ki bizim ajan Mito. Hatta sıradan bir Türk değil, Jön Türk. Ne yapıyor orada? Müşahedat yapıyor. Hani ne demiştik demin? Gözlem için geldi demiştik ya. Müşahedat zaten gözlemler demek. Paris'te düğüne katılıyor bizim Mito. Olayı hallediyor. Yapması gereken neyse İstanbul'a dönüyor. İstanbul'da da bir tane ahlaksızlık olayı var. Onu çözecek. Bakın Mito burada çok sinirli ahlaksızlıktan dolayı. Şimdi buradaki olayımızın kahramanları kimler? Öncelikle bizim Dürdane Hanım diye bir karakterimiz var. Bu adı üzerinde Dürdane demek. Dürdane, dür, inci demek. Dane, tanesi demek. Dürdane, inci tanesi. Gerçekten de adını hakkını verecek şekilde inci tanesi gibi mükemmel bir kadın. Çok güzel kendisi. O yüzden dolayıdır ki peşinden koşan bir sürü erkek var bunların, bu kadının. Kim bu erkekler? Öncelikle iki tane kanka olan Felatun Bey ile Rakım Efendi Dürdane Hanım'ın peşinden koşuyor. Bu ikisi dışında Hasan Mellah diye bir karakterimiz var. Hüseyin Fellah diye bir diğer karakterimiz var. Ve bir de Demir Bey diye bir karakterimiz var. Bunların hepsi Dürdane Hanım'ın peşinden koşan insanlar. Dürdane Hanım da ne yapmış? Dördüne de pas vermiş, dördüne de yüz vermiş, dördüyle de bir şeyler yaşamış arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada Mito çok sinirli, nasıl böyle bir şey yaparsın sen diyor. Biz seni eskiden beri tanıyoruz diyor. Sen diyor, melek gibi bir kızdın ya. Gökyüzündeki melekler vardı diyor. Sen de yeryüzünde bir melektin diyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Bence diyor bir yaptıklarından pişmanlık duymalısın. Nedamet duymalısın. Nedamet gözyaşları dökmelisin diyor. Kız da bunu umursamaz bir tavırla nedamet mi heyhat diyor. Niye dökeceksin nedamet diyor. Dünyaya ikinci bir gelişimiz mi olacak diyor ya. Dünyaya bir defa geldik ve zevkini çıkaracağız diyor.
Mito bunu duyunca birden lan diyor, ben bunu nasıl tanımışım diyor. Tek bir vah diyebiliyor sadece. Vah diyor ya. Seni iyi insan sandık, vah diyor. Sana diyor sıradan bir tılsım yapılmamış diyor ya. Şeytan kaya tılsımı yapılmış sana diyor. Sen bu hale geldiysen sana anca şeytan kaya tılsımı yapılmıştır diyor. İstanbul'da bunlar olurken Amerika'da neler oluyor? Şimdi Amerika'da bir cinayet var arkadaşlar. Bu sefer Mito yok. Mito'nun adamları var burada. Birazdan tanıtacağım sizi. Öncelikle Haydut Montari diye bir adam var. Ve yanında bunun kankaları var. Kim onlar? Altın aşıkları. Bunlar altın için yapmayacağı şey yok bu adamların, tamam mı? Şu yerde yatan birisi var gördüğünüz gibi. Onu öldürtmüşler. Ricalde bu. Tamam mı? Ölen kişinin adı Ricalde. Yahut biz şöyle diyelim. Amerika'da vahşet aleni. Bak bir altın için adam öldürmüşler. Kim öldürmüş? Haydut Montari'nin adamı olan cellat öldürmüş bu Ricalde'yi. Ve bu cinayetin esrarını, yani esrarı cinayatı halletmesi için bizim Mito'nun bir adamı var burada. Kim o adam? Amiral Bing. Şimdi gördüğünüz gibi burada hastane var bir. Otopsi için Ricalde'yi hastaneye götürüyorlar. Hastane artık bizim romanımız fenli bir romana dönüşüyor. Fenli bir romana. Burada Amerika doktorları var bak. Fenli bir roman oldu bu. Artık bilimsel bir roman. İşin içine otopsi falan girdi ya. Fenli bir roman olmuş oldu. Amerika doktorları ölen kişiyi, Ricalde'yi otopsi yapıyorlar. Burada, bu arada Ahmet Metin ve Şirzat adında iki tane yine Mito'nun adamı var burada bak. Şunlar da doktor kuluna girmiş. Ahmet Metin ve Şirzat aslında bunlar Mito'nun adamları. Araştırma yaparken ne buluyorlar? Ölen kişinin cebinde eski mektuplar buluyorlar. Eski mektupları okuyorlar, inceliyorlar ki bir tane Gürcü kız var. Şurada bakın Gürcü kız var. Gürcü kız bu ölen adamın kızı. Gürcü kız babasını öldürüldü ya, babası öldürüldü ya, intikam duygularıyla yanıp tutuşuyor. Neden yanıp tutuşuyor? Bu Gürcü kız çünkü Kafkaslardan gelmiş. Kafkaslardaki insanların intikam duyguları güçlü olur biliyorsunuz. Amerika'da bunlar olurken İstanbul'da neler oluyor? İstanbul'a geldik yine, burası Topkapı Sarayı. Şimdi padişah Biçingen'e evlenmiş. Padişahın tahtı burası. Padişah karısı. Karısı Biçingen'e. Olmayacak iş. O yüzden bu hana demişler ki padişaha, cinli han. Yani ancak herhalde aklını kaçırmış, cinlere karışmış bir adam yapar böyle bir çılgınlığı yani. Koskoca padişah Çingene ile evlenir mi? Olmayacak iş değil mi? O yüzden hana cinli han adını vermişler. Burada halk var bakın, halk. Biliyorsunuz bu tür sansasyonel olaylar karşısında ilginç tepkiler verir. Herkes hayret içinde ve herkes de hayret içinde olduğunu belirten tepkileri aralarında konuşuyorlar. Birisi diyor hayret diyor, olacak iş mi falan. Birisi diyor acayip alem, yani alemin acayip bir işi, dünyanın acayip olmayacak bir işi. Birisi diyor bir acibeyi saydı ya, yine acibe, acayip kökünden geliyor farkındaysanız. Yani acayip işler anlamında bir şeyler diyor yine. İşte bu sansasyonel olayı, toplumda sansasyon yaratan olayı çözmek kime düşüyor? Yine bizim Mito'ya düşüyor. Nasıl bir iş bu? Mesail-i muğlaka. Anlaşılmaz meseleler. Yani bu durum resmen anlaşılmaz bir mesele değil mi? Yani padişah Çingene ile evlenmiş, olacak iş değil. Mesail-i muğlaka, anlaşılmaz mesele. Şimdi Mito işe koyuluyor. Ulan diyor nasıl olur arkadaş, harbiden nasıl olacak bu iş falan. Araştırıyor, soruşturuyor. Adamlarını koyuyor ortaya falan. Tabi bilgiler yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Taaffüf diye bir kelime var Osmanlıca. İffetli olma durumu, iffet sahibi olma gibi bir anlamı var. Padişahın bakış açısına göre bu Çingene çok taaffüf sahibi bir kızmış. Dolayısıyla padişah gönüllü olarak bu kızla evlenmiş ve tam anlamıyla bahtiyarlık duyuyormuş bu işten.
Bizim Mito şaşkın olmayacak iş. Halkın verdiği tepkiyi Mito da veriyor. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Beliyyat-ı mudhike. Yani bu kelimeyi tam Türkçe'ye çevirecek olursak trajikomik gibi bir kelime çıkar. Trajikomik bir durum ya. Hiç yani araştırmaya değer bir durumu yok. Gerçekten de padişah bu kıza gönül vermiş. Şaşılacak iş. Resmen trajikomik bir durum. Dolayısıyla hikayemiz burada bitti arkadaşlar. Kısaca bir özet geçelim. Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt, Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası, Şemseddin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Namık Kemal, İntibah Cezmi, Mizancı Mehmet Murat, Turfanda mı yoksa Turfa mı, Nabizade Nazım, Karabibik ve Zehra, Ahmet Mithat Efendi'nin de dediğim gibi adı üstünde yazı makinesi, 40'a yakın romanı var. O kadar uzun ki 40 tane romanı tek sayfada, tek hikayede halledemedim. 4'e böldüm hikayeyi. Hikayeleri tekrar incelerseniz oradaki geçen anahtar kelimelerin her biri Ahmet Mithat'ın romanlarıdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.